Kaz Dağları'ndan merhaba arkadaşlar. Bugünkü rotamız Balıkesir'in muhteşem doğasıyla ünlü yeri olan Kaz Dağları. Şu anda da ilk rotamız olan Sütü Veren ve Hasan Boğuldu kısmına geldik. Burası yaklaşık ana yoldan yani Edremit yolundan 7 kilometre dağ yolunda. Hatta Kızılkeçili köyünden de geçerek buraya ulaşabiliyorsunuz. O köyü de gezmenizi tavsiye ederim. Benim de vaktim olunca devam edeceğim. Buraya giriş 9 TL arkadaşlar 2021 itibariyle. Instagram hesabım olan Reşon The Way'den de bunları bol bol paylaşacağım. Paylaşmaya devam edeceğim farklı rotalarda. O yüzden orayı da takip etmenizi öneririm. Şimdi o zaman turumuza başlıyoruz. Şimdi dayanamadım ve şelalenin alt kısmına geldim arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü var arkamızda. Burası yaklaşık 25 metre aşağı yukarıdan akıyor. Berrak bir suyu var. Taşlı olduğu için de inanılmaz su altı fotoğrafları ya da videoları çekebilirsiniz. İçeri girmek yasak. Normalde yasak ama ben birazcık delmek zorunda kaldım. Çünkü şelalelere olan aşkımı, hastalığımı artık anlamışsınızdır bu kadar videoda. İnanılmaz soğuk şu an, zaten bakın ayaklarım su içerisinde, donuyorum ama girdim, çektim ve buradan da artık biraz 400 metre yukarıdaki Hasan Boğuldu tarafına gideceğiz. Hasan Boğuldu kısmı var, orası gölet şeklinde, buradan da oraya geçeceğiz, görüntülere devam ederiz. Tekrar söylüyorum, 2021 itibariyle içeri girişin fiyatı 9 TL. Zaten burası bir nevi kanyon diyebiliriz. Arkamda da gördüğünüz yol artık bu akan suyun gittiği yer. Giden bir yer yok. Yani yürüyebileceğiniz bir yer yok. Piknik alanı gibi bir yer bu değil burası. Tamamen bir doğal mekan. Zaten böyle yerlerde lütfen piknik yapmayalım. Burayı koruyalım. Kebaptır, mangaldır, uzak duralım. Buradan sonra dilerseniz hani taşlara basa basa yürüyebilirsiniz. Ama ben nereye gittiğini bilmiyorum. Artık o kadar devam edemeyeceğim vaktimden dolayı. Şimdi de Hasan Boğuldu kısmına geçeceğiz. Orası bakalım nasıl olacak. Ve şimdi de Hasan Boğuldu kısmına geldik arkadaşlar. Adından anlaşılacağı üzere çok düz bir anlamı var. Hasan diye bir arkadaşın burada boğulma hikayesini anlatıyor. Obalı Emine'ye aşık olan Hasan kızı istiyor ama ailesi vermiyor. Sonra ailesi diyor ki eğer diyor bir çuval tuzu kendi Oba köyünden kendi köyüne kadar taşıyabilirsen kızı sana vereceğiz diyorlar. Hasan tuzu sırtlıyor. Ondan sonra yola çıkıyor ama maalesef yolda tuzu artık takati kalmıyor, taşıyamıyor. Sonra Emine geliyor ona yardım etmeye. Emine çuval alıp yola devam ederken Hasan artık gözden kayboluyor ve onu artık kimse bulamıyor. Sabahattin Han'ın uğruna şiirler yazdığı Hasan, hatta Hülya Avşar'ın da yanılmıyorsam Hülya Avşar'ın tam emin değilim. Hasan Boğuldu diye bir filmi de vardı. Aynen burayı anlatıyor, bu konuyu anlatıyor. O filme, bu şiirlere ve bu hikaye konu olan gölet burası arkadaşlar. Hasan'ın burada boğulduğuna inanılıyor. Yani biraz dramatik bir hikayesi var. Gerçekten üzücü bir hikayesi var ama mekan olarak söyleyecek olursam gerçekten çok güzel mekandayız şu anda. Buraya girmek yasak. Şu anda kalabalık olduğu için de ben de riske atmak istemedim. İşte böyle gördüğünüz gibi işte buradan sonra da artık Kaz Dağları'ndaki diğer mekanlara doğru yolumuza devam edeceğiz. Kaz Dağları'ndaki köy rotalarımıza devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız Tahta Kuşlar Köyü. Burası da zaten o ana yoldan yaklaşık bir 5 kilometre içeride bulunuyor. Yola çıkarken de yani buraya doğru çıkarken Çamlıbel Köyü'ne yani Tuncel Kurtiz'in de köyüne uğramayı unutmayın. Kendisinin mezarı da şu anda orada bulunuyor. Ve ondan hemen ileride de yaklaşık 1,5 kilometre sonra da Tahta Kuşlar Köyü'ne geliyorsunuz. Buranın özelliği yani tipik bir köy olmasının dışında böyle çok güzel de bir galeri var arkadaşlar. Yöresel ürünlerin, yöresel eşyaların sergilendiği bir köy. Buraya giriş 2021 itibariyle tam 4, öğrenci 2 TL.
Şu anda da biraz da yakın çekim yapıp artık bundan sonra da Şahindere Kanyonu'na devam edeceğiz. Az önce bahsettiğim galerinin içine geldik. Burası Türkiye'deki bir köydeki ilk etnografya müzesi. Ve yanımızda da bu müzenin kurucusu Selim abi var. Ben burada susacağım, kendisi anlatsın burayı. Çünkü gerçekten çok tatlı anlattı. Ben de rica ettim, sen anlatır mısın diye. Evet hocam, buranın küçük bir hikayesini alın ve ödüllerinden falan da bahsettiniz. Evet, şimdi burası Tahta Kuşlar Köyü. Tahtacı Türkmenleri yaşıyor. Bu bölgede 24 köyümüz var. 10 tanesi tahtacı, 14 tanesi yörük köyümüz. Tahtacılar Orta Asya'dan gelip Anadolu'da kültürlerini hiç kaybetmeden günümüze ulaşan Salur Türkmenleri. Ben buranı da bulduk. Selçuklu Uğran Türkmenler bugün tahtacı diye isimlendirilmiş. Kuş bölgesine yerleşince köyün adını Tahta Kuşlar koymuşlar. Toroslardan buraya gelen Türkmenler diye tarihte öyle bahsediliyor. Aslında biz burada daha önce vardık. Yani bunu biz damgalarımızda bulduk zaten. Ve biz bu kültürü kaybolmasın diye, gelecek kuşaklara aktaralım diye yaklaşık 10 yıl uğraştan sonra aslında 50'lerden gelen bir Maya ile günümüzde bu 91 yılında bu galeriyi açtık ve şu anda UNESCO'da 34 tane ödüle ulaştık. Uluslararası ödüllerimiz de var. Azerbaycan Dede Korkut Vakfı Kızıl Yürek, Altın Kalp ve Onursal Nişan Madalyalarını iki tane ne güzel ya. Hediye etti. Ya örnek olması gereken bir köysünüz aslında. Tabii ki yani şimdi yani Anadolu'nun dip kültürü burada. Ve bu kültürü biz burada 86 ülkeye ve tanıtma fırsatını yakaladık. Şimdi bu çadırın olayı ne hocam? Evet, bu Batı Anadolu Tahtacı Türkmen çadırı. Portatif, akordeon gibi kaptanı, 4 kanat. Bir katır götürebiliyor. Türkmen'in evini bir katır taşır ama keyifleri 40 katır taşıyamaz derler. Keçi kıllarını kıl olarak kullanırlar ama daha da soğuk girmesin diye keçeden üzerine beyaz keçi kaplayıp soğuk ve yağmurdan korunmuş olurlar. Ve bu çadır Anadolu'da maalesef diyeceğim yine tek kaldı. Ali Tuzlu amcanın yaptığı bir çadır. 80-90 yıllık olmuş. Ve biz de burada bu galeride sergiliyoruz. Çadırı kurduktan sonra göçebeler genelde sarımsak asarlar. Yılan girmez ve gelmez. Ayrıca keçi kılı ya da at kılı olan bir bölgede uçan haşerat girmiyor. Kapıya bir keçi kılından paspas konursa sürüngen olayı girmiyor. Akrep falan içinde ama belki de mavi tonlu oldu. Uçak alt eti geldiği zaman onlara da silahımız hazır. Silahımız demeyelim, onlar da dünyanın canlıları. Tabii zararlı olan bazı şeyler de yaklaşmasın. Tabii zarar vermesin, doğrudur. Onlara da uzak tutmakta fayda var. Anırgaç diye bir alet yapmışlar. Bu anırıp kaçıran su tabağını kesiyorlar. Bir oğlak derisi, hoparlör gibi bir ip ve bal mumu sürüyorlar. Bal mumları. Ve bunu çektiğimizde hayvanların tanıyamadığı bir ses çıkıyor. Ve bu ses de onları bizden uzaklaştırmış oluyor. Vay be. Ve 2 kilometreye gidiyor. Ses yayıyor. Kaz Dağları rotamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de buranın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan Şahindere Kanyonu'na geldik. Burası da yine ana yoldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, çok yakın varması. Sonrasında yaklaşık 10-15 dakikalık uzaklıkta birçok şelalenin ve küçük göletlerin başladığı yerlere doğru yürüyorsunuz. Yolu biraz zorlu. Kayaların kimi zaman da suyun içinde yürümek zorundasınız. Hatta kimi bazı zamanlar bel altına kadar sular gelebiliyor. O yüzden ekipmanlarınızı taşımak için de hani bir çanta, su geçirmez bir çanta getirmenize yarar var. Sonrasında eşsiz bir doğanın artık keyfini çıkaracaksınız. İçeri giriş şu an itibariyle, yani 2021 itibariyle kişi başı 4 TL'ydi. Ön kısımlarda piknikçiler var ama kanyon ilerleyen kısımlara doğru artık daha çok doğa severler ya da yürüyüş severler için güzel bir rota olmuş oluyor. Şimdi rotamıza başladık, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bazen kayaların üstünde, bazen de suyun üzerinde devam ediyoruz ama parkur gerçekten zorlu. Çocukla gezmek istiyorsanız. Malum biz de terlik. Mira, hayır, terliksiz canın acır. Ayağın acır. Babacığım, terliğin içine taş girdi. Taş mı girdi terliğin içine? Çok, tamam, çok tamam. Girdi. Bir dakika. Evet, işte en çok bilinen mekana geldik ama malum tatil günü olunca, yani artık tatil zamanı yaklaşınca arka taraf dolmuş durumda. Hani size daha boş bir yer anlatmak isterdim ama şu anda durum bu şekilde. Buraya yaklaşık 15 dakikalık kaya ve işte suyun içerisinde ya da kayadan üzerine tırmanarak geliyorsunuz. Ama şanslıysanız böyle sabah erken saatlere gelirseniz burayı boş bulursunuz. Ama maalesef biz tam 3 gibi şu anda burada olduğumuz için şu an aşırı bir kalabalık var. Şu anda düşünüyorum fotoğrafları falan nasıl çekeceğimi ama artık bir şekilde bir yolunu bulacağız.
Hani de fotoğraftan silmek kolay da videodan çok zor. Şu an durum bu. İşte şu taraf daha derin olduğu için insanlar atlayabiliyorlar. Ondan sonra da artık yürüyüş yolu biraz daha artık ekipmanla yürümeniz gereken daha sert bir yol başlıyor. Şu anlık böyle. Artık başlayalım. Muhteşem bir su. Yani buraya sabah saat verendi diyelim ki boş bulun. Ama öğleden sonra da artık biraz beklemeniz gerekiyor. Şu an daha doğru bir boşluk buldum da atlayamadım insanlardan uzak bir şekilde. Ama gerçekten su çok soğuk. Şu anda dediğim gibi yaklaşık bir 15 dakika yürüyerek buraya ulaştık. Artık oteli de burada attık. Yani su rengi çok güzel, berrak zaten. Burası zaten adı da üzerinde olduğu gibi Şahin Deresi. Kanyona da ismini vermiş bir yer. Şimdilik bu kadar. Artık yeni rotamız olan Adatepe'ye doğru buradan devam edeceğiz. Bir sonraki durağımız arkadaşlar Mıhlı Şelalesi. Şu an arkamda gördüğünüz bu tabiat harikası biraz daha diğerlerine göre uzak. Çünkü yolu çok kötü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ana yoldan yine yaklaşık 2 kilometre giriyorsunuz. Ama sonrasında tabela sizi şaşırtabilir. Çünkü Google Map'te belli bir yerden sonrasını göstermiyor. Böyle bir restoran tarzı bir tabela görürseniz Mıhlı Restoran diye oradan devam edin. Giriş kişi başına maalesef 10 TL ve araçtan da para alıyorlar. Özel bir işletmeye ait burası çünkü. Devlete ait bir yer değil. Yani mükemmel bir doğası var. Gerçekten görüyorsunuz. Yer yer 18 metreye kadar derinlik de varmış. O yüzden tehlikeli. Dikkatli olmanız lazım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar bununla ilgili. Artık doğal mekanlar turumuzu burada bitireceğiz. Bundan sonra köylere devam edeceğiz. Adatepe'ye gideceğiz buradan sonra da. Ama şimdilik dediğim gibi şu ana kadar gördüğüm en güzel doğal mekan burasıydı. Burası da çok bilinmiyor. Siz de mutlaka rotanızda buraya eklemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmel. Az önce işte şu karaydan atladım. Zaten şu an görüntüde görüyorsunuz. 18 metre şu aşağısı. Yani herhangi bir çakılma gibi risk yok. Sadece şu karaya tırmanmak gerçekten büyük bir zorluktu. Şu anda artık günün sonundayız. Artık bu üçüncü şelalemiz sanırım. Üçüncü şelalemiz, hatta dördüncü şelalemiz. Artık yani bu güzel mekanla bitireceğiz. Kaz Dağları'nda doğal mekanları listemize burayı mutlaka eklemelisiniz. Bir yayın yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz da güzel anlattın abi. Şimdi ben de bu kısmı bölmek istemedim ama sadece senin anlattığın o daveti bir daha burada söylersen çok mutlu olurum. Hani burası dediğin gibi bir Türk ve Yunanlılarla beraber Türkler burada beraber yaşamışlar. Ama ben yetişmedim onlar yaşadığı. Onlar daha önceki dönemler. Babam ne anlatıyorlardı? Şurada köyümüzün üst tarafında Rumların kilisesi şeyi vardı, karakolu vardı, onu çok iyi bilirim. Hı hı. Rum bayrağı asılırdı o karakolda, Rumları bozdukları zaman. Kaç yıllık bir köy burası, Adatepe köyü? Tarihi belli değil. Çok tarihi eski. Benim bir öğretmenim vardı, biz burada okuduk. Bu adam buradan emekli oldu, Çanakkale'ye müze müdürü oldu. Hı hı. Müze müdürü olduktan sonra bir arkadaşından buraya geldi 15 sene önce veya 20 sene sonra. Hı hı. Süreçin önemli böyle buralar yoktu o zaman. Böyle kimse burada affedersin mağaza gezinirdi. Süreçin önemli oturdu. Bevzişim diye bir muhtar vardı. Ben de korucuydum. Ahmet dedi bizi mezarlığı gezdirir misin dedi. Götürdüm bunları ben mezarlığa. Zaten mezarlıkta taşlarda mezar taşlarında toprak boya o zaman. Geldi okudu lan ta öte başa gittik. Orada oturdu o adam, gözlüklerini çıkardı, cebine şöyle dürbün gibi bir şey çıkardı, şöyle baktı. Bizim öğretmen hocamız dedi ki, kaç tarih dedi? 875 sene önce burada bu adam doğmuş, büyümüş, yaşamış, ölmüş. Burada bunu gömüşler. O kadar eski. Yani. Bak o kadar eski. Peki şimdi bu evlerin hepsi dediğin sit alanı değil mi? Tabii sit alanı. Ondan sonra şuraya geldik, peki oturdu o ikisi beraber. Hocam dedi,
Bildiğin o konuşuyorlar ki birbirine. Çınar kaç yaşında dedi. Bunu değil diyor Çınar'ı. Şimdi bir çakı çıkardı. Kabuğunu söyledi. Çırt 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 böyle kesti kabuğu. Kesti 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyor. Böyle karşıdan dinliyorsun böyle. Kaç dedi? 5 ama dedi gerisini bilmiyorum dedi. 500 senelik diye Çınar Ağacı. Burasının tarihi belli diye oğlum. Şimdi az önce Ahmet amcamın ağzından duydunuz buranın hikayesini birazcık. Aslında daha öncesi de vardı ama ben sonradan açmak istedim kamerayı. Burası Adatepe Köyü arkadaşlar. Yani Çanakkale merkeze bağlı. Daha doğrusu Çanakkale'ye bağlı bir köyümüz. Yine Kaz Dağları'ndaki en güzel köylerden bir tanesi. Zaten aradığınız zaman burayı çok bol bol göreceksiniz. Burasının özelliği aslında bu evlerin hepsinin bir sit alanı olması ve az önce de duyduğunuz gibi çok eski bir tarihi var bu köyün. Rengarenk sokaklar ve buradaki konaklar gerçekten çok güzel. Bakın bazen az önce arkamda gördünüz. Birazdan da görüntüler içinde görmeye devam edeceksiniz. Yani rengarenk yine çiçekler, böcekler böyle her yer güzel restore edilmiş taş evler. Ve Rumların ve Türklerin beraber burada yaşamış olması da iki farklı kültürü de barındıran bir köy olmasını sağlamış. Ve şu anda da gerçekten Çanakkale'deki en güzel turistik köylerden bir tanesi olmuş. Rotamızda artık devam edeceğiz. Buradan sonra da otelimize geçeceğiz. Arkadaşlar yani kaldırımlar bile yüzlerce yıllık. Bakın yolları görüyorsunuz. Döşeme taşlar her yerde. Tam bir böyle Toskana köyü gibi burası ya. Taş evler, Rum mimarisi efsane. Zaten minik dokunuşlarla bu güzel renkler de katılınca ortaya muhteşem bir artık ne derim buna gösteri çıkmış. Gerçekten çok güzel. Şimdi artık hangi sokakta fotoğraf çeksek de yarış halindeyiz şu anda. Evet, şimdi konaklama deneyimi için Çanakkale'ye bağlı olan Yeşil Yurt Köyü'ne geldik arkadaşlar. Burası da yine Kaz Dağları'nın üstünde olan bir köy. Yani anlatmaya gerek yok. Manzara ortada. Arkamda zaten otelin ana binası var. Bizim kalacağımız villa da hemen arkamda bulunuyor. Burası tamamen ormanın içerisinde ve Yeşil Köyü, Yeşil Yurt Köyü'nün de en üst kısmında bulunuyor. Zaten deniz manzaralı. Yani şöyle göstereyim, bilmiyorum çok uzakta görüyor musunuz? Her türlü imkana sahip arkadaşlar. Zaten sabah kahvaltı ve akşam yemeği konseptiyle çalışan bir otel. Sonuçta burası biraz böyle izole bir bölge olduğu için hani yemekle ilgili herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Odalar yani hem standart odalar da var, bu şekilde villa odalar da var. Ailenizle rahat rahat kalabileceğiniz 2+1 şeklinde yani salonuyla birlikte odalar da var. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Onun dışında anlatabileceğim bahçesinde hamakları, jacuzzi'si, havuzu, hemen arkamda mı yapmışsam bira şu anda oynuyor, böyle güzel oyunları, çocuklar için oyunlar da var. Yani ben Türkiye'de çok otel gezdim ama şu ana kadar gördüğüm en güzel butik otellerden biri olduğunu söyleyebilirim yani imkanları dahilinde. Çünkü butikten öte bir resort otel dokunuşu da var açıkçası. Restoranın dışında da arkadaşlar bu tarz villalar kiralayacak olursanız kendine ait mutfakları da var. Kendi yemeğinizi de kendiniz yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Her türlü ekipmana da sahip mutfaklar. Şimdi de akşam yemeği için restoran bölümüne geçiyoruz.